Gündem Özel'den mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Aslında bu akşam Caner Uzuner'le gündem programı vardı. Ancak sevgili Caner Uzuner'in rahatsızlığından dolayı konuğunu bu akşam Gündem Özel'de bendeniz ağırlıyorum. Konuğum 1984 yılında Gölcük Belediye Başkanlığı yapmış Gölcüklü bir isim ve o tarihlerde Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilmişti. Sadece bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Daha sonra Ankara'ya gitti. İşte bunların teferruatlarını, o geçmişteki belediye çalışmalarını, belediye başkanlığını günümüzdeki belediye başkanlarıyla mukayese etmek için biz Sayın Zekeriya Savaş'ı Gündem Özel'e konuk ettik. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Önce isterseniz, tabii ki gençler sizi tanımazlar. 1984 yılında belediye başkanlığı yaptınız. İsterseniz bizi ekranları başında izleyen seyircilerimize bir de sizin kendi sesinizden Zekeriya Savaş'ı çok kısaca bir anlatmanızı isteyeceğiz. Evet. Ben 1957 yılında İznik'in Kutluca köyünde dünyaya geldim. Beş kardeşin en büyüğü olarak. Ailede de en büyük çocuk bendim. 4 yıl köyde yaşadıktan sonra ailemin Gölcük'e gelip yerleşmesiyle ben de Gölcük'e geldim. Ancak biliyorsunuz eskiden televizyon iletişim olmadığı için köyde aile büyüklerimle sadece Gürcüce konuşuyordum. Gölcük'e ilk geldiğim günlerde sokağa çıktığımda yaşıtlarım, çocuklar bana gel diye seslendiklerinde ben şöyle bakıyordum, acaba ne diyorlar diye. Hani ki Akmoy dese anlayacağım. Evet. Sonra karar vermiş arkadaşlar benim dilsiz olduğuma, konuşamadığıma. Halbuki ben Türkçe bilmediğim için konuşamıyordum. Ancak işte Gölcük'e 1961 yılında yerleştik. Ve o günden beri de Gölcük'teyiz. İşte ilkokulu Piri Reis'te başladım. Yeni mahallede oturuyorduk, bize çok uzaktı. Sonra Barbaros İlkokulu açıldı. Orada ilkokulu bitirdim. Yine Merkez Ortaokulu'nda ortaokulu. Liseyi de Barbaros Hayrettin Lisesi'nde. 1975 yılında mezun oldum. Aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandım. 1980 yılında da inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Ve ondan sonra da uzun yıllar Gölcük'te işte ticaretle, belediye başkanlığı, daha değişik görevlerde de bulundum. İlerledikçe onları da anlatırız. Şimdi bu kadar okul deyince aklıma bir fıkra geldi. Politikacı fıkrası. Bu Trakya taraflarında milletvekili seçimleri var. Milletvekili adayı eskiden biliyorsunuz kahve konuşmaları. Kahvede işte sandalyenin üstüne çıkıyor. İşte diyor ki sevgili vatandaşlarım, ben diyor 5 sene ilkokulu falanca yerde okudum. Önde oturan yaşlı amcalardan bir tanesi breh 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 diyor böyle. Sonra diyor ortaokulu işte 3 sene falanca ortaokulunda okudum. Breh 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 diyor, ses biraz daha yükseliyor. İşte liseyi de 3 sene şurada okudum. Breh breh breh. Adamın tabii şeyi de bozuluyor ama hani bir şey de diyemiyor. İşte üniversiteyi de 4 yıl burada okudum falan deyince breh breh breh. Ya amca ne oluyor demiş, ben her ne kadar okudum derken. Dersem breh breh breh, böyle benim de konuşmam bozuluyor. Hani niye böyle yapıyorsun? Yok evladım, bir şey yok diyor. Ama ne diyor, bir şey var ki böyle diyorsun. Ya evladım diyor, ben diyor 3 sene köy mektebine gittim diyor. Bir öğretmenimiz vardı, köylüdür istiyor. Beni o kadar falakaya yatırdı ki sen kim bilir ne kadar dayak yemişindir onun için. Diyor. Yani biz de, onunla mukayese etmiş. Biz de işte bu kadar okuduk ama ben herhalde biraz uslu bir öğrenciydim. Dayak yemeden bitirdik okul yıllarını. Sonra siyasi hayata giriş yaptınız. 1984 yılında belediye başkanı olmadan önce yanılmıyorsam Anavatan Partisi'nde siyasi hayata başladınız. Evet. O yani dönemi konuşalım. 1983 yılında, ha bu arada tabii üniversitede okurken eşimle tanıştım. 82 yılında evlendik. O günden bu yana da
mutlu ve örnek bir evliliğimiz var. Maşallah. Allah nazardan saklasın. 83 yılında işte 12 Eylül dönemi biliyorsunuz. Tekrar demokrasiye geçiş dönemi, partiler kurulmaya başlanınca bir gün Necati Gençoğlu, İzmit Belediye Başkanı oldu daha sonra ve Osman Nuri Akyol, Kocaeli Milletvekilimizdi. İkisi yanlarında İbrahim Uzuner ile birlikte bana geldiler ve parti kuruyoruz, seni de partiye alalım diye geldiler yanıma. Ancak biz o zaman tabii parti nedir, particilik nedir, siyasette de pek ilgimiz olmadığı için ya yok ben işim var, gücüm var, ben uğraşamam siyasette falan dediğimde ya yani Türkiye'yi bu hale getiren siyasiler zaten APIKO'da bekliyorlar. Senin gibi işte siyasete bulaşmamış insanlar da böyle kabul etmezse yine onlar olacak. Onlar olmasın diye gelin biz kuralım deyince kıramadım. Dedim ismim bulunsun. Benim de hani bir yönetici, ilçe yönetimi oluşacak. Diye kabul ettim. Ancak Gölcük'te biz ilçe başkanı bulamadık. O zaman çünkü Horoz Partisi vardı, MDP hatırlarsınız. Evet. Sunalp'ın partisi. O revaçta olduğu için herkes oraya gidiyordu. Biz ilçe başkanını bulamadık. Rahmetli Osman abimiz bir günü ya İbrahim ya sen ilçe başkanı olacaksınız dedi. Ben İbrahim olsun diyorum. İbrahim de diyor ki Zekeriya olsun diyor. Sizle mi uğraşacağım dedi. Bir dolu bir boş kağıt yazdı. Doluyu çeken ilçe başkanı dedi. Dolu bana çıktı ve ben kurucu ilçe başkanı oldum Anavatan Partisi. İşte genel seçimleri geçirdik. Başarılı da bir seçim. Gölcük olarak yani Türkiye geneline göre bayağı başarılıydı. Ben hatırlamıyorum ama siz lütfen hatırlarsanız söyleyin. O dönemde sizin karşınızdaki adaylar kimlerdi? Hayır ben genel seçimleri. Sonra genel. 84'te 84. Mahalle seçimler olunca tabii genel seçimlere o zaman 3 parti girdi. Diğer partiler yasaklıydı. Ama 84 mahalle seçimlerinde yasaklar kalkmış ve bütün partiler tekrar hani eski CHP o zaman SODEP diye, işte evet. Eski AP o zaman Doğru Yol diye değişik isimlerle tekrar seçimlere girdiler. O zaman da ben ilçe başkanı olduğum için yine belediye başkanlığı, o belediye başkan adayı olmam benden isteniyor. Ben belediyenin nerede olduğunu bilmiyorum. Belediyeye girmemişim. Belediye ne işe yapar? Sadece işte ortaokulda yurttaşlık bilgisinde okumuştum. Yani başka da bir bilgim yoktu doğrusunu istersen. Yani o zaman 8 tane aday partiye getirdik. Hiçbirini beğendiremedik. Ve en sonunda yine ben aday olmak zorunda kaldım. Ve 84 seçimlerine girdik. Yani 84 seçimlerinde tabii karşımda rakip olarak eski belediye başkanlarımız. Rahmetli Süleyman Solak. Şaban Aktürkoğlu abimiz. İhsaniye'nin eski belediye başkanı Rıza Sirben abimiz. Üç tane eski belediye başkanı rakibi. Yani üç siyasi kurttu Allah rahmet eylesin hepsini ama onlar da siyasetin duayen isimleriydi. Evet. Tabii ben onların yaş içinde... Daha genç. Ya çok genç diyor. Hiç kimse de şans vermiyordu. Ben az önce doğumumu söyledim ya 1957 doğumluyum diye. İşte ben köyde doğduğumda ben iki aylıkken muhtar ismi ve şeyi alıyor iki aylık diye. Fakat orada nasıl not alıyorsa iki yaşında diye gidiyor nüfus kağıdını çıkarırken 1955 olarak iki yaşında olarak çıkarttırıyor. Bir de tabii onu bilmiyorlar. 55 doğumlu olarak herkes biliyor. Resmi kayıtlarda o olduğu için ben diyorum bir de bilseler iki yaş daha küçüğüm. Yani 55 doğumlu derken bile çok küçük diyorlardı. Ya hiç şans vermiyorlardı. Tabii o günün şartlarında rahmetli Özal Gölcük'e miting yapmaya geldi. Çok özür diliyorum. Arkadaşlar fotoğrafları da arkamıza verin. Oradan hem biz hem de seyircilerimize de paylaşalım. Tabii Özal'ın Gölcük'e gelmesi hayli etkili oldu. Bu çocukluk fotoğrafınız galiba. Evet. İlkokul yılları. İlkokul. Evet. Yani Türkçe'yi öğrendiniz mi o zaman o fotoğrafta? Yani fena konuşmuyorum herhalde şimdi de. Evet. Ya bu Necati Gençoğlu ve Kaya Erdem o zaman başbakan yardımcımızdı. Tabii belediye başkanlığım sırasında zaman zaman Ankara'da temaslarımız Gölcük'le ilgili olduğu için
Yani birçok bakanla veya buraya geldiklerinde bakanlarla fotoğraflarımız var ama bu Kaya Erdem'den o zaman yatırımlarla ilgili şey oydu. Gölcük'ün su şebekesinin yapımı Devlet Planlama Teşkilatı'nın o zaman DPT programı almadan olmuyordu. Oraya aldırmak için onunla yaptığınız temaslarda çekilmiş. Şeyden devam edelim. Seçimlere girdiniz ve belediye Gölcük Belediye Başkanı oldunuz. Yani seçimlere girdik. Dediğim gibi yani yaşım da küçük olduğu için bana pek kimse şans tanımıyordu ama Gölcüklü vatandaşların teveccühü bana oldu. Tabii o zaman Özal'ın, Anavatan Partisi'nin de tabii çok büyük bir etkisi vardı. Ama hani ben biraz da hani burada mütevazilik yapmayacağım. Özal Gebze'ye de geldi, Karamürsel'e de geldi, işte Kandıra'ya da geldi. Biz sadece Gölcük ilçe olarak kazandık. Demek ki bizim de yani ailemin, yani daha çok babamın Gölcük'te tanınırlığı, bilinirliği, sevilirliği benim seçilmemde etken oldu. Çünkü o zaman Gölcük daha 45 bin nüfuslu bir ilçeydi. Birçok insan birbirini tanıyordu. Evet. Bugünkü gibi değildi. Yani çok fazla diğer partili insanlar da bana oy verdiler ve o şekilde seçilmiş oldum. Ve belediyecilik serüveni başladı. İşte belediye başkanı olunca dediler, ya sen hani nasıl oldun, nasıl aday oldun, nasıl belediye başkanı oldun falan deyince hep anlatırlar ya, çocuğun biri denize düşmüş. İşte ya kurtaran yok mu falan derken birisi atlamış gitmiş, yapır şu bu çocuğu çıkarmış. Gazeteciler falan hemen sarılmışlar, kahraman bravo bir şey söyleyecek misiniz falan. Kim itti ya beni demiş. Yani o gün ben de öyle itildim ama nasip de varmış. Nasibin önüne geçilmiyor malum. Peki o dönemdeki belediye başkanı olarak Gölcük'e yapmış olduğunuz hizmetler nelerdi? O dönem nasıl bir Gölcük vardı? Yani o günkü fotoğrafı böyle gözünüzün önüne getirdiğinde şimdiki Gölcük'le mukayese etme adına soruyorum. Tabii. Ya Gölcük dediğim gibi 45 bin nüfuslu ama yani 30'un üzerinde o zamanki ilden daha büyük bir ilçeydi. Hani nüfus olarak. Bir de donanmanın burada oluşu yani önemli bir ilçe. Ama o günün şartlarında, o günkü belediyeciliği düşündüğümüz zaman yani bugünküyle kıyaslamak mümkün değil. Hani ne anlamda mümkün değil? Biz şimdi yeni oluşan yukarı mahallelerde yollar işte yazın toz, kışın, yani, evet. Kışın çamur. Biz bunun için Ahsardere'den dere taşı toplayıp dere taşıyla kaldırım yaptığımız zaman o çalışmaları yaparken bile İnsanlar çıkıp yollarda börekler, poğaçalar, çaylar ikram edip teşekkür ediyorlardı. Çünkü çamurdan kurtarıyorlardı. Doğru. Bugün öyle bir taş yol yapmaya kalksak herhalde belediye başkanını kovarlar oradan. Değil mi? Yani bugünün şartlarında o mümkün değil. Ya da yani mangalın üstündeki stabilize ocağından malzeme getirip yollara serip çamurdan kurtardığımız zaman gene de büyük iş yapılmış gibi oluyordu. Ya hatta o zaman bilmeden yani çok kötü bir şey. Bu gemilerin sintine yağları var. Bizim bir tankerimiz vardı. Onu alır, toz olmasın diye yazın. Dökerdik. Halbuki kanser mikrobu saçıyormuşuz. O zaman bir çevrecilikle ilgili bir duyarlılık yoktu. Kimse de uyarmıyordu. Tabii onu fark ettiğimiz zaman sonra kestik ama vatandaşın şikayeti niye yağ dökmüyorsunuz diye olmuştu yani o zaman da. Yani o günün şartları ama şimdi Gölcük'te her taraf asfalt, her taraf gayet güzel. Tabii en büyük problem altyapı problemiydi. Yani birçok yukarı mahallelerde sokağa akan kanalizasyonlar vardı. Yani bunlarla ilgili imkanlar da kısıtlıydı. Biz işte yani o zaman Gölcük Spor'un başkanıydı, Savaş Çıralı'nın bir bekosu vardı. Rica minnet onu alırdık. Ondan rica ederdik. Mazotunu biz doldurup kanal açıp biz döşer kanalizasyondan kurtarmak için. Sonra işte az önce de dediğim gibi belli su en büyük problemdi. 14 tane keson kuyudan motopomplarla elektrikle su çekiyorduk. Ve bu suyu depoya veriyoruz. Fakat şebekemiz o kadar eskiydi ki şöyle örnekleyeyim. Depoya 100 ton suyu veriyoruz. Depodan şebekeye 100 ton suyu verdiğimiz zaman
Bunun 30 tonu evlerde akıyor, 70 tonu yer altında kayboluyordu. Düşünün. Çünkü sağlıklı bir şey... Altyapı yoktu. Altyapı yoktu. Öncelikli tabii şeyimiz buydu. Ben de teknik eleman olduğum için. Ve biz Gölcük'teki su şebekesini tamamen yeniledik. Hatta o zaman işte 20 bine yakın abone vardı. 5000 abonenin de bağlantısını yapmıştım benim dönemim sona erdiğinde. Sonra da işte Şaban abi devam etti. Eskiden bir de su kuyulardan değil Gökçedere Yalova'dan barajından. Bu Gökçedere barajı da şimdi biliyorsunuz Sefa Silmen ilk belediye olarak baraj yaptı, Yuvacık Barajı diyordu. Ondan önce belediyelerin yapmış olduğu baraj Gökçedere Barajı, Gölcük, İhsaniye, Değirmendere, Karamürsel, Yalova ve Çınarcık 6 belediyenin birlikteliğiyle yani bizlerin parasıyla o baraj yapıldı ve biz oradan su alıyorduk. Gölcük su ihtiyacını oradan karşılıyorduk. Ve artık o günden bu yana Gölcük'te su problemi olmadı. Eskiden böyle damacalarla sular yığılı olurdu. Şimdi bir gün bir arıza olsa, su kesilse insanlar evde yüzünü yıkayacak, su bulamıyor. Doğru. Çünkü öyle bir rezerve gerek yok artık. O günden bu yana sularımız akıyor. Şimdi fotoğraflar akıyor. Bir fotoğraf dikkatimi çekti. Ön tarafta siz, arkanızda İsmail Bey, onun arkasında Mehmet 55. Evet. Bir fotoğraf var öyle merdivenlerden çıkarken. O fotoğraf geldiği zaman arkadaşlar beni uyarın. Bu arada... bizi seyreden seyircilerimizden mesajlar da var. İzin verirseniz onu okumak istiyorum hemen. Evet, Esat Emir Yıldırım merhaba demiş. Faruk Gezen iyi yayınlar. Sana ve Zekeriya Başkanıma çok selamlar demiş. Muhammed Kaya iyi yayınlar. Caner Uzuner. Hayırlı yayınlar sevgili Zekeriya Savaş ve Abdullah Yıldırım Bey. Aranızda olamadığım için özür dilerim. Umarım kısa süre sonra beraber olacağız demiş. Biz de buradan teşekkür ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Yoksa bu akşam programın açısında söylediğim gibi benim yerinde o olacaktı. Sefa Yıldırım hayırlı geceler, iyi yayınlar. Özlem Tezer iyi yayınlar. Fatih Yazıcıoğlu iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Süleyman Tomruk da hayırlı yayınlar. Fatma Mısırlıoğlu iyi yayınlar demiş. Abdullah Çakmak hayırlı yayınlar. Tunceli'den selamlar tüm Gölce'ye demiş. Sabah Elazığ'daydı bu arkadaşımız. Benim sabah programında Elazığ'daydı. Allah yolunu açık etsin. Tır şoförü kendisi. Bir başka mesaja geçiyorum hemen. Necmi Kocaman iyi yayınlar arkadaşım. Zekeriya abime selam demiş. Şu ana kadar gelen mesajlar. Yusuf Kurt iyi yayınlar. Başka Recep Şinasi Yıldız Zekeriya Başkanıma ve sizlere selamlar iyi yayınlar demiş. Muhammed Kaya. O zamanlardan babamın notlar aldığı ajandasında Sayın Zekeriya Savaş büyüğümüzün gezi notları yaptığı birkaç çalışmalar mevcut. İşte olmasaydı aktarabilirdim. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar olsun demiş Muhammed Kaya'da. O fotoğrafa geldiği zaman durun arkadaşlar. Evet, o fotoğraf. Bu fotoğraf. Görüyoruz. Evet. Şimdi siz varsınız. Belediye Başkanı Suat Ayanoğlu'ydu yanılmıyorsam. Hemen arkasında İsmail Barış, Mehmet 55'i siz koltukta oturduğunuz için göremiyor seyircilerimiz. Onu ekrana tam verme şansımız var mı? O fotoğrafı tam olarak ekrana bizi alıp o imkanımız varsa. Yani siz Suat Ayanoğlu'ndan alıyorsunuz. Evet. Sizden sonra İsmail Barış alıyor. Ondan arada Şaban Aktürkoğlu var ama benden sonra bir dönem daha. Ama sanki üç çıkmışsınız. Evet. Sanki Ali Yıldırım Sezer de şeyde en aşağıda. Şu an görüyoruz. Bakın o uzun saçlı, gür saçlı, siyah saçlı Mehmet 55 aşağıdan çıkıyor. Ya onun arkasında da Ali Yıldırım Sezer vardı ama o zaman yaşı tutmuyordu onu. Daha liseye falan gidiyordu. Onun için orada görünmüyor. Ali Yıldırım Sezer demişken şu an Gölcük Belediye Başkanı yaklaşık 2 yıl oldu. Nasıl buluyorsunuz çalışmalarını eski bir belediye başkanı olarak? Yani şu andaki, şu ana kadar olan gözlemlerim olumlu yönde. Gayet iyi gidiyor. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyor ama şanssızlığı bu pandemi döneminde rastlaması. Bazı şeyler belki ağır gidiyor ama Gölcük için bayağı güzel şeyler yapılıyor ve yapılacak hani bildiğim şeyler de var. Onun için gayet iyi gidiyor yani. Peki siz belediye başkanlığı yapmış bir isimsiniz. Bu zamana kadar, bu yaşınıza kadar takdir ettiğiniz Türkiye'den bir belediye başkanı var mı? Yani şu hakikaten şu isim belediye başkanlığını gerçekten çok iyi şekilde yaptı diyeceğiniz bir isim.
Ya tabii böyle eskiler hatırlar. Benim başkan olduğum dönemde Bedrettin Dalan vardı mesela. Bedrettin Dalan İstanbul Büyükşehir evet, Belediye yani Başkanı. Gerçekten hani çok başarılı ve hakikaten bir şeyler yapmıştı. Yani o gün imkanlarıyla. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Hakikaten İstanbul'un değişimi onunla başlamıştı yani. Çünkü bir arada bayağı bir kötü bir yönetim olmuştu. Ben 15 sene Ankara'da yaşadım. Melih Gökçe'yi kişilik olarak belki pek kimse sevmez ama belediyecilik olarak gerçekten Türkiye'de yani belediye başkanı denince akla gelen ilk üç isimden birisi. Ve Ankara'da şu anda düşünün 5 milyonu geçti nüfus. Biz 30 sene önce gittiğimizde diyelim işte o zaman 2 milyon bile yoktu nüfus. Hala Gölbaşı'ndan Ankara'ya giriyorsunuz, Kızılay'ın merkezinden geçiyorsunuz, ta havaalanına kadar gidiyorsunuz. Doğru dürüst bir trafik ışığına bile yakalanmadan, hiç durmadan gidebiliyorsunuz. Evet. Yani bunu sağlamak bayağı bir şey. Yani bu ana arter, düşünün Ankara'nın tam merkezinden, Kızılay'dan geçen yol. Yani bu tabii çalışmayla oluyor. Belediye başkanı demişken, mesela Türkiye'nin mal olmuş belediye başkanları vardı. Örneğin işte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal evet. Doğan vardı. Bana sorarsanız Sefa Sirmen de İzmit Belediye Başkanı iken Türkiye'nin tanıdığı belediye başkanıydı. Evet. Yani böyle isimler de mal olmuş oluyordu. Yani ama Sefa Bey'in ama Celal Doğan'ın da isimleri yapmış oldukları belki de sportif faaliyetlerden dolayı da biraz ön plana çıkıyordu ama... Bir belediye başkanı profili sence nasıl olmalı? Yani mühendis olmanızın sizin avantajları, artıları nedir? Veya diğer meslek gruplarından da belediye başkanlığı yapabilir mi? Mühendis olmanın, mimar olmanın, çevreci olmanın avantajları mutlaka vardır. Ya tabii meslek olarak belki ama yani bir belediye başkanı sadece mühendis olarak düşünülmemeli. Bütün mesleklerden anlamalı, bilmeli. Veya şöyle söyleyeyim, yani belediye başkanı bir yöneticidir. Yani bir idarecidir. Maestro. Evet. Orkestranın bir şefi. Bir yöneticilik, ben şuna benzetiyorum. Bir insan, bir yeteneği, örneğin futbolcu, sonradan çalışmakla futbolcu olur mu? Olmaz. Onda yetenek varsa futbolcu olur. Veya bir müzisyen, yani ben işte gitar çalmayı öğreneyim de iyi gitar çalarım değil. Onda o yetenek varsa, o kulak varsa iyi bir müzisyen olabilir. Yani belediye başkanlığı da o yetenek varsa, iyi bir yönetici ise mesleğinin ne olduğu önemli değil. Bir de sizinle ilgili enteresan bir şey var. Siz belediye başkanlığı bittikten sonra babanızın bizim mahallemizde atölyesi vardı. Evet. Siz belediye başkanlığı bittikten sonra bu atölyede de çalıştınız. Yani insanların sizi orada gördüğü zaman yani enteresandır yani. Bir de öyle bir durum da var. Ya tabii yani çalışmak ayıp değil. Her iş yapılır yani. O da kendi işimizdi, iş yerimizdi. Tabii orada bir müddet orada çalıştım, doğrudur. Ya ben de çalıştım. Yani orada sandık çaktım. Yani orası birçok insana ekmek kapısı olmuş. Şu an şu andaki fotoğrafta rahmetli Özal var. Evet. Hemen arkada Osman Nuri Akyol'u görüyorum. Benim tanıdıklarım onlar. Fevzi Aylan'ı görüyorum. Mehmet Başol. Evet, onlar da var. İbrahim Uzuner. Evet. Mustafa Çolak. Evet, Mustafa Çolak da gerçekten unutulmayan siyasetçiler arasında. Mustafa Kenar arkadaşımız vardı. Burası bu da, fotoğraf. Bu da Gölcük'te Özal Gölcük'e geldiği zaman Gölcük programı yoktu sadece. Bu Anıt Park değil mi orası? Evet. Ben hatırlıyorum çünkü Özal'ın geldiğini. Doğru. İzmit'te miting vardı, oradan geri dönecekti İstanbul. Ama ben Körfez'de otobüse bir şekilde bindim ve İzmit'e gelene kadar yalvar yakar, rica minnet Gölcük'e de gelmesini rica ettim. O da kırmadı beni, peki geleyim dedi. Fakat programda olmadığı için tabii miting alanında insanlar yok ki, haberi yok. Anıt Park'a geldi. Ben hemen arkadaşlara İzmit o miting sırasında yani bir saatlik bir vakitte hemen Gölcük'e gidin ve arkadaşlara şey yapın. Toplayın. Toplayın yani anons edin. Belediyeden rica edin, anons edin. Şöyle o zaman ses cihazları olan arabalarımız, minibüslerimiz vardı. Onlarla dolaşın mahalle aralarında. İnsanlara haber verin dedik. Ve böylece geldik. Geldik ama o arada da şimdi artık serbest oldu. Hava kararınca
Miting yasaktı. Açık hava mitingi olmuyordu. Seçim yasakları. Otobüsün içinden konuşma nedeni kapalı yerden konuşuyormuşuz şeyinde. Yani o yasakları yani başbakan olarak ben del miyim dedi. Evet. Ve otobüsün üstüne çıktı. Ben buradan dedi konuşma yapmayacağım çünkü yasaklar başladı. Otobüs içinden, otobüsün kapısından oradan seslendi halka. Bir de şey vardı galiba, hani sizin kulağınız eğiliyordu, bir fotoğraf daha var öyle. Ha, o anda işte o konuşmanın şeyinde döndü, adın neydi ya dedi, adımı unutmuş o arada. Adın neydi senin ya diyor, o fotoğrafta böyle bir şey. Ben de ne diyor anlamadım yani ne dediğini önce bir. Tekrar adın neydi deyince Zekeriya dedim. İşte o zaman görüş kalkına yani Zekeriya gençtir ama gençliğine bakmayın ben arkasındayım size emanet ediyorum diye Gölcük halkına onu söylemişti. Yani o sözler de bayağı etkili olmuştu diye düşünüyorum. Gölcük'te bir dönem belediye başkanlığı yaptınız. Daha sonra Saçek, Sosyal Hizmetleri Çocuk Sileme Kurumu'na gittiniz. Ankara'ya gittiniz. Orada bakanlık müsteşarlığı da yaptınız. Ankara'yı biraz konuşalım. Değil, müşavirlik. Müşavirlik, pardon. Evet. Ama şöyle, onun öncesinde Kocaeli Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yaptım 3 yıl kadar. Büyük İzmit'te. Kocaeli'deki bütün belediyelerin bir Kocaeli Belediyeler Birliği vardı. Evet. Belediyeler Birliği vardı. O fuarın içindeki o Leyla Atakan düğün salonu üst katındaydı. Yani merkezimiz orasıydı. Orada işte orada daha önce İsmail Bey de genel sekreterlik yapmıştı. Kenan Evin Kandıra Belediye Başkanı. Evet. Benden sonra Özcan Bey Karamüşler Belediye Başkanı. Yani onlar da orada Belediyeler Birliği. Yani 3 yılda Sefa Başkan, tabii oranın başkanıydı. 3 yılda Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği yaptım. Ondan sonra depremden sonra İsmail Bey Belediye Başkanı genel koordinatörlük Gölcük Belediyesi'nin bu depremden sonra Dünya Bankası'ndan temin edilen bir 15 milyon lira bir kredi vardı. Bu parayla Gölcük'ün bütün cadde ve sokakların asfaltlanması, altyapının yapılmasıyla ilgili o işin başındaydı. İşte o tam bittiğinde zaten İsmail Bey'in de son dönemiydi. Sonra İsmail Bey'e Seyahçek'in genel müdürlüğü verilince belki onu söylemedik. Şeyde ben belediye başkanı olduğumda İsmail Bey yurt dışındaydı. Yurt dışından döndü ve ben onu belediye yanıma aldım başkan yardımcısı olarak. Biz 5 sene birlikte çalıştık. İşte Ankara'ya gidince ben teknik işlerden anlamam. Orada sen de bana orada yardımcı olacaksın deyince biz tabii hiç düşünmezken Ankara'ya gittik. Bir 15 yılda Ankara'da kaldık. Yani hiç öyle bir ego mego yok değil mi? Yani işte ben onun başkanıydım. O benim başkan yardımcıydı. Şimdi o yanında yani, öyle bir şey yok. Yani burada yani, önemli olan hizmet. Tabii şöyle şimdi yani biz şimdi oradaki resimlerde mesela bak şu resim Paris'te, yok pardon bu Ankara'daki kongrede Kocaeli delegasyonu olarak Mustafa Batgül rahmetli. Bakın şu resimde gördüğümüz kişiler. Buradakiler kim? Kim? Şimdi en soldaki ben. Ortadaki İbrahim Özkalaycıoğlu. Belediyeden kültür müdürü, emekli oldu şimdi. İbrahim benim liseyi beraber bitirdik. Evet. Biz ortaokuldan lise sona kadar İbrahim'le aynı masada oturduk. Aynı Peki, sırada oturduk. Diğer arkadaş? Diğer arkadaş Mehmet 55. Mehmet 55 mi? Evet, Mehmet 55. O fotoğrafta durabiliyor muyuz arkadaşlar? Bu benim üniversite yılları. Hafta sonları gelirdik. Biliyorsunuz bizim parkımız buluşma yeri. Orada bankın üstünde herhalde kışmış böyle kabanlarla şeylerle kalın. Orada bir araya gelmiş. Mehmet 55'te bu fotoğraf var mıdır acaba? Çok merak ettim yani. O da yani, görse mutlu olur herhalde. Muhtemelen vardır herhalde. Gerçekten. Yani İbrahim Özkolaycı. Burada, evet, burada bakan. Evet. Burada Necati Gençoğlu galiba. Hayır, ikisi de rahmetli oldu. Öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz mi? Benim öğretmenlerim Ali öğretmen ilkokuldan. Enver Şener hocamız yine ortaokuldan liseden. Onlar benden bir şey istemişlerdi. Bir konuda yardım istemişlerdi. Sonrasında benim böyle bir bakırdan resmimi yaptırıp bana teşekkür etmeye gelmişlerdi. Öyle bir anı olarak kaldı benim lise öğretmenlerim. Sağ olsunlar. Beni ziyarete gelmişlerdi.
Burada da yine o parkta işte Ali Sevinç, rahmetli oldu Hüseyin Beyoğlu, benim okul arkadaşlarım değil mi? Evet. Nurettin Şenemre. Ayakta duran. Ayakta olan, evet. Yine ve o meşhur fotoğraf. Bu, evet. Burada da Sefa Bey'le olan. Sefa Başkan'la biz 3 yıldan fazla birlikte çalıştık sağ olsun. Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olduğunda yani partilerimiz farklı olmasına rağmen işte ben o göreve gelince yani benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Hani ne diyorsunuz falan. Bana şunu demişti. Sen benden önce belediye başkanlığı yapmıştın. Ben sana mı öğreteceğim? Sen bilirsin. Ben sana güveniyorum. Benim yetkilerimi sonuna kadar kullanabilirsin. Benim sana güvenim sonsuz demişti. Ve hakikaten hiç sorunsuz. Biz 3 seneden fazla birlikte çalıştık ve bayağı bir hizmetler yaptık. İzin verirseniz sizi biraz soluklandıracağım. Gelen mesajları ben okumak istiyorum sevgili seyirciler. Evet, konuğumuz 1984 yılında Gölcük'te belediye başkanlığı yapmış Sayın Zekeriya Savaş. Ekranlarını yine açan sevgili seyircilerimize bir kez daha hatırlatayım. Bülent Gülsever'den selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Hüseyin Çakıroğlu az önce yayınımızdan çıktı. Evet, Trabzonlar Derneği Başkanı, güzel bir programdı. Hayırlı yayınlar diliyorum, selamlar demiş. Halil Seslikaya iyi yayınlar abi demiş. Açalım şöyle, karşımda var ama buradan daha iyi okuyorum. İyi yayınlar Gölcük Musiki Derneği'nden Vahit Şentuna hocamız. Efendime söyleyeyim. Efendime söyleyeyim deyince aklıma da şey geliyor, Remzi İşleri geliyor. Başka Murat Dişli, Zekeriya Başkanıma selamlar, hayırlı yayınlar. Serap Özdemir, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Genel mesajlar bunlar. Şimdi programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Siz makam sahibiydiniz. Belediye başkanlığı makamını oturdunuz bir dönem. Makamların gelip geçici olduğunu tabii ki insan biliyor. Önemli olan o makam bittikten sonra tekrar sivil hayata dönüyorsunuz. Vatandaşın arasına katılıyorsunuz. Bir profesörün anekdotu beni çok etkiledi. Profesör okulda öğrencisine ders için ayağa kaldırıyor. Öğrencisi anlatmaya başlıyor. Diyor ki aynı diyor anlatımı diyor. Şimdi diyor masanın üstüne çık diyor. Orada anlatmaya devam et diyor. Öğrenci masanın üstüne çıkıyor. Anlatmaya devam ediyor. Şimdi diyor sandalye koy. Sandalyenin üstüne çık. Öyle anlatmaya başla diyor. Öğrenci tabii biraz anlatmaya başlarken sendeliyor. Şimdi diyor sandalyenin üzerine tabure koy. Taburenin üstüne çık. Öyle anlatmaya başla deyince tabii ki öğrenci işte düşme endişesiyle tam anlatamıyor. İşte diyor ki insanlar makamları yükseldikçe düşme korkusuyla ne yaptıklarını şaşırıyorlar diyor. Şimdi siz belirli makamlarda olan bir insansınız. Bir anlamda siyasetin duayen isimlerinden de bir tanesiniz. Siyasetin ilklerine kadar yaşamış bir isimsiniz. Tabii günümüzdeki siyasetçilere, makam mevki sahibi olanlara ne tavsiye edersiniz? Birçok makamı bugün bırakmış, terk etmiş bir insan olarak. Evet. Ya tabii siz siz bunu anlatınca benim de aklıma bir şey geldi. Bir bakan hani böyle bir televizyon programına katılıyor. İşte önüne kağıt bardakla çay geliyor. Ve o kağıt bardağa bakarak gülümsüyor. Spiker de diyor ki Sayın Bakanım niye güldünüz diyor. Ama bakan değil o zaman. Diyor ki ben geçen yıl da bu programa gelmiştim diyor. Uçak biletim VIP olarak alınmıştı diyor. Otelde yerim ayrılmıştı diyor. Kral dairesi diyor. İşte heyetler aşağıda beni karşılamıştı diyor. Sonra beni özel VIP bir araçla aldılar. Buraya getirdiler. Burada işte beklerken çok güzel porselen kahveler içtik diyor. Sonra geldik programımızı yaptık. Tekrar beni uğurladılar. Tekrar VIP uçakla gittim. Ama şimdi diyor bakan değilim diyor. Bu programa yine geldim diyor. Uçak biletimi kendim aldım diyor. Kendim otelde yer ayırtıp otelde kaldım diyor. Buraya da bir taksi tutup geldim diyor. Ve diyor kağıt bardakla diyor. Şimdi çay geldi. Biz kağıt bardağı biliyorsunuz diyor, pandemiden dolayı. Evet. Yani esas benim değerim diyor bu kağıt bardak diyor. Benim bunu bilmem lazım diyor. Yani ben evet çok genç yaşta belediye başkanı oldum. Ve çok dikkatli olmam gerekiyordu. Yüzüme gözüme de bulaştırabilirdim yanlış şeylere tevessül edip.
Ama Allah'a şükür almış olduğum aile terbiyesi ve Gölcük, ben gerçekten çok sevdiğim Gölcük'te, yani herkes birbirini, dedim ya o zaman, tanıyordu birçok insan. Yani ben birisine yanlış yaptığım zaman ben bu Gölcük'te yaşayacağım, başka gidecek yerim olmadığına göre. Sonra ben belediye başkanı değilken onun yüzüne nasıl bakarım diye her zaman onu düşünmüşümdür. Ve inanıyorum ki hiç Gölcük'te bana kırgın olan kimse yoktur. Ha belki oğlunu işe almadım diye kızmış olabilir ama tabii o da takdir edersin mümkün değil. Ama bir işi olmuş da gelmiş de ben onu işte savsaklamışım veya hakaret etmişim veya yani farklı davranmışım. Hayır, yani işi olmasa bile elimden geldiğince tatlı dille, güler yüzle anlatmaya çalışmışımdır. Benim başkanlığım biteli 30 yılı geçti. Evet. 89'da belediye başkanlığım bitti. Ben hala Gölcük'te çıkıyorum. Yine aynı başkanmış gibi saygı, sevgi görüyorum. Esnafım, başkanım çayımızı için diye davet ediyorlar. Hiç kimse de yanlış bir harekette bulunmuyor. Çünkü inanıyorum ki ben yanlış yapmamışım ve yapmadım da. Yani. İşte ne kadar güzel. Yani sizinle birlikte ben İsmail Barış Başkanı'nda, Şaban Aştıkoğlu'nda, evet, çarşıda, cadde, sokakta böyle şu anlık açık, yani dik yürüyebilmek, o çok önemli bir şey. Tabii yani... Ya para kazanılır, bir şekilde kazanılır, kaybedilir, çok zengin olunur. Şöyle. Ama onur, şeref, haysiyet kazanılır ama bir kaybederseniz bir daha geri dönüşü yok olur. Yani. Evet. Mesajlar da geliyor. Bu Hasan Kamış göndermiş. Sayın Başkanıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum Abdullah Bey. Programımızı başarımı devamını diliyorum demiş. Rabbimden niyaz ediyor, Allah'a emanet ediyorum demiş. Ömer Dursun, iyi yayınlar diliyorum. Başkanımıza selamlar demiş. Ömer Dursun da. Peki bundan sonraki için yani köşenize mi çekildiniz? Yani bir teklif, bir görev verilirse düşünür müsünüz? Ya işte az önce yarım kaldı Ankara serüveni var sonra. İsmail Bey işte genel müdür olunca biz de Ankara'ya gittik. Yapı İşleri Daire Başkanlığı yaptım. 7 yıl kadar. Sonrasında da genel müdürlük bakanlık olunca bakanlık müşaviri olarak. Ve ben yeni daha emekli oldum Mayıs ayında. Mayıs ayında? Evet, 20 Mayıs'ta emekli oldum. Tabii Ankara'da da bir takım yani Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, yani Siyerçek dönemi. Yani Türkiye'de tabii AK Parti hükümetinin de tanımış olduğu imkanlarla birçok hizmetler yapıldı. Ama yani... Tabii biz işin içinde olduğumuz için insanlar bunu sadece, yani şöyle söyleyeyim, Milli Eğitim Bakanlığı her aileyi ilgilendirir. Çünkü her ailede öğrenci var. Evet. Sağlık Bakanlığı her aileyi ilgilendirir. Çünkü mutlaka herkes hasta olur, bir takım şey olur veya sosyal güvencesi, işte sigortalıdır, şeydir. Fakat bizim bakanlık ilgilisini ancak ilgilendirir. Yani bir ailenin engelli bir çocuğu varsa bizim bakanlıkla ilgilidir. Veya yani yoksunluktan dolayı çocuğunu işte bizlere vermiş, devlet korumasına çocuğu alınmışsa onu ilgilendirir. Veya bir kadın, kadın sığınma evine düşmüşse bizim kurumun ne olduğunu bilir. Yani bunun gibi, onun için çok tabii dezavantajlı insanların yararlandığı bir genel müdürlük idik, sonra da bakanlık olduk. Ama buradaki yani İsmail Bey'in çalışmaları ve bizim de kendi branşımızda çalışmalarımız, şöyle söyleyeyim, 2004 yılının işte Ekim'inde Ankara'ya gittim. 2011 Haziran'ında bakanlık olduk. O dönem içinde benim Türkiye'de gitmediğim il yok. Türkiye'de 81 ilin 78 tanesine gitmişim. Yok demeyeyim. 3 tane ile, o da problem, yani bir problem olmamış gitmemişim. Ve bu 78 ildeki bize ait bütün huzur eviydi, çocuk yuvasıydı, işte gençlik merkeziydi, engelli yaşam merkeziydi. Yani bunların tümünü kendim görüp bizzat bunlarla ilgili kararlar vererek, kiminin yıkılıp yeniden yapılması, kiminin dönüştürülmesi yani tadilatlarla, kiminin tamamen elden çıkarılması yani gibi kararları bizzat vererek yani ben o 7 yıllık daire başkanlığım döneminde
Zannediyorum 7-8 ayım evimin dışında. Evliya Çelebi gibi misali. Evet, geçti. Yani gezmişsiniz. Yani bu çalışmalar. Ve biz mesela sevgi evleri dedik. Daha önce böyle 200 kişilik bir yurt binası düşünün. Çocuklar orada. Tabii çocuklar orada sürü psikolojisiyle yani çok iyi yetiştirilemiyordu. Bu olmaz dedik. Biz bu Saraylı'da çocuk köyü, evet, köyü var ya, bunu örnek alarak Türkiye'ye yaygınlaştırdık. Sevgi evleri dedik. Her ile sevgi evlerinden yaptık ve çocukları ev ortamında yaşamalarını sağladık. Son sorum şu olacak. Bugünkü Türkiye'nin fotoğrafını bir de sizin değerlendirmenizi istiyorum. Yani Türkiye şu anki gidişatıyla siz nasıl görüyorsunuz? Yani komple baktığımızda yani eskiden işte biz Avrupa'nın 50 yıl, 20 yıl gerisinde diyor hep söyleniyorduk. Bugünkü Türkiye'nin fotoğrafını da açılımını da sizden alalım. Evet. Ya tabii biz Özal dönemini de birebir yaşadığım için o zaman Özal biz çağ atladık dediği zaman yani alay konusu, gırgır konusu olmuştu ama gerçekten o zaman çağ atlanmıştı. Çünkü böyle Avrupa'da böyle ikinci sınıf vatandaş gibi biz görülürken biz birebir artık onlar gibi olma şeyine başlamıştık o günün şeyleriyle. Şimdi bakıyorum işte Avrupa Birliği, biz oraya girmek için yıllardır uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ama Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinden biz daha iyi durumdayız. Her bakımdan iyiyiz. Ha şimdi tabii bu son yıllarda bu ekonominin biraz kötü olması, yani bu pandeminin de üstüne tuz biber ekmesi, yani kötü görünüyor olabilir ama biz yani 2002'de işte bir gecede faizlerin %7500 evet, olduğu günleri de yaşadık. Bu günleri de atlatırız diye umuyorum. Ama şu anda biz dünyada sayılan ülkelerden biri haline geldik. Hiç öyle artık eskisi gibi geri kalmış işte 3. sınıf dünya ülkesi değiliz. Yani biz gerçekten birçok Avrupa ülkesiyle boy ölçüşebilecek durumdayız. Yani. İnşallah. Ben öyle görüyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte oldunuz. Sizi konuk etmek gerçekten beni oldukça mutlu etti. Aslında programın başında da söyledim sevgili seyirciler. Sayın Başkan, sevgili Caner Uzuner'in program konuğu olacaktı. Ama kendisinin rahatsızlığı münasebetiyle 20'lik dişim çıkmamış konuşamadığından ama biz de konuğumuzu Gündem Özel programıyla ağırladık. Haftaya sevgili Caner Uzuner'le Gündem programında bir başka konu ve konukla kendisi sizlere olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yarın sabah saat 09'da inşallah Güne Merhaba'da sizlerle birlikte olacağız. Ayrıca Güne Merhaba'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlerimizi Sayın Hasan Aydınlık konuğum olacak. Kendisini son Tayyip Başkan'ın 120 milyonluk bu destek paketiyle ilgili ve pandemi dönemiyle ilgili sorularımız olacak. Allah'a ısmarladık efendim.